Şöyle hemen kendimi buraya koyuyorum. Analize hoş geldiniz. Şuradaki fiki görüyor musunuz? Orn. Meta'nın yok, en kaslarını güçlü... gösteriyorsun sen şu an. Ne yapıyorsun? Şuradaki pik arkadaşlar. Adam iki kas oldu diye kaslarını gösterilmeye başlamış baksana. Kanka güzel taktik ya. Taktiğe bak herifteki. Tamam arkadaşlar bakın. Şuradaki pikler bence daha iyi. Neden? Meta'nın en güçlü karakteri. Meta'nın en güçlü ikinci karakteri. Meta'nın en güçlü karakterlerinin counter'ı. Yani MF'in counter'ı Aphelios'a karşı iyi. Ondan sonra Thresh, Algos, adam Thresh. Tamam abi, bu da hook atıyor, bu da hook atıyor. Bak şuradaki de hook atıyor. Hook. İkisi de hook atıyor, aynı. Aphelios. Şurada arkadaşlar Aphelios. Bu uzunluğun Aphelios'u var ya, bu çarın 5 tane silahı var arkadaşlar. Seç, beğen, al. Hangisini kullanmak istersen. Akali, son patch. Bu e-sporcu şeyi bu arada. Çar değişti, nerflendi. Bundan sonra bir daha oynanmayacak ama adam bu patch oynamak zorunda. Son Akali'sini bu patch'te oynamış. Royal'in Remios'u. Sejuani arkadaşlar, o da şurada. Şurada. Ne yapıyorsun oğlum? Şuradaki Sejuani var ya arkadaşlar. Adam parmağını sağa çeviremiyor lan. Buradaki. Oğlum parmağını sağa çeviremiyorsun. Özürlü müsün oğlum? Nasıl yapamıyorsun o hareketi? Çevirsene kanka diğer kollu. Ya Mert kardeşim. tamam sen bilmiyorsun. Sen yapamıyorum. Salağa bak ya. Oğlum sen niye komik olmayan şeylere gülüyorsun? Ha? Sen çok niye yaptığı şeyleri yapamıyorsun çünkü? İnsanların çok basit yaptığı şeyler mi? Evet. Parmağını sağa çevireceksin veya sola çevireceksin. Al kodum, bu sağ, bu sol. Bak sağ, sol, ama neye göre, kime göre sağ? Anladın mı? Mirror var orada, mirror. Ayna. Anlıyor musun? Neyse, ben sana anlamayacağın şeyleri anlatmaya uğraşmayacağım abi. Yani arkadaşlar size şey anlatmıyorum. Ben bu stansa bir şey anlatmıyorum. Anlamıyor çünkü. Biraz izleyelim şu oyunu. Fabulous sonra kalmış. Yani rezalet. Sen Fabulous'sun. Bak sen Fabulous'sun. Hayatın boyunca top lane oynadın 8 yıl boyunca. 8 yıl boyunca elin Soraka'ya değdi mi de gidiyorsun Soraka alıyorsun. Git bildiğin karakterleri al kardeşim. Git başka bir şey al şu Orn'a karşı. Pick mi yok? Pick mi yok? Enatron. Enatron. This Fabulous never played Soraka in his entire life. Don't pick him Soraka again. Adama bilgi verdik. Koça. Koça koçluk öğretiyoruz. Yakalamaktan geçiyor Soraka'yı yenmek. Buradan müziği kısalım. Bir de arkaya gidebilecek de kimsesi yok şu anda i̇şte. Aurora'nın. İşte biraz sorunlu bir kompozisyon olabilir onlar adına. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Bu arada ilk ejderi bu kadar erken almak çok ama çok değerli. Ve bu ejder özellikle Ornn için biçilmiş kaptan. Daha ejderi yaklaşık bir dakikadır vuruyor oyunu. Tarih rünü sahip. Sejuani için de biçilmiş kaptan, Nautilus için de biçilmiş kaptan bu arada. Daha ejderhası arkadaşlar. Sadece Ornn için sanmayın. Bak. Sadece Ornn için değil. Öyle bir şey yok. Bunlar için de iyi. Onu da ekleyelim. Kulesinde yalnız. Tarih rünü olmasa gerçekten çok zordu ama ilk kuleyi almayı başardılar bu sayede. Üst koridordan onlara cevap gelecekti tabii. Bakalım gelecek mi? Destek kuvvetleri olarak geliyor. Ve vadinin alametini de aktifleştirdiler. Kuleye cevap verecekler. Gayet güzel. Yine ben biraz aceleci davranıp düşünmüştüm ama Aurora makro konusunda gerçekten sezona çok iyi girmiş. Ejderler bir alternatif kazanma koşuyor. Evet. Yani kompozu her şey. Elra bir ters taraftan geliyor. Ultisi de var Soraka'nın ama hayatta tutmak için yeter. 12 dakika 0-0. Kendini oradaki balkona attı ama Medli ile Elra'nın kovalamayı sürdürüyor. Fab'ın bu arada ışınlanı da yok. Ne kadar hızlı koşuyor lan. Fab'ın yüzünün suçu ne olmuş bu? Bak nasıl kaçıyor. Ulti de kullandı bu arada. Edramir'e yem olmamaya mı çalışıyor acaba? Arka tarafa burada doğru ilerleyecek. Nasıl Edramir o kadar hızlı koşuyor Çar? Fab'ın buradan çıkması mümkün olur mu? Yolunu kapatamayacaklar. Edramir'den dolayı. Yardım edin şu çocuğa artık ya. Şu çocuğa yardım edecek yok mu abi? Zaten damgası belki de bu kadar aktif olmasını saldır. Remy şimdi Krümel'in üzerine gelecek. Ve devam ediyor şu anda. Krümel'den güzel bir dengeleyici yalnız. O dengeleyicinin içinde kalmadı Remy. Şimdi üzerine doğru gidecek. Sıçra da kullanıldı.
Krümel'e son bir vuruş. Sevinay'ın da arkadan geliyor. Ulti birazcık boş oldu ama garantileme adına atılan ulti. Remyo'da kaldı skor 1-1 de. Yani hiç İngilizce konuşmaya word'ı değil arkadaşlar. Burada bir savaş çıkacak mı acaba? Hadi ben. Başladılar bile. Ve başladılar. Şu anda yalnız arkadan Krümel bir dengeleyiciyle bu savaşı başlatır mı? Japonya'ya yönelmeye karar verdiler. Şimdi 3000 canlı alevecileri ve dengeleyici geliyor. Sevilay'ın oradan uzaklaştırmaya yetecek. Aha. Yüksekler gelecek mi? 150-150 kimde kalıyor? Kendin ultisiyle işi birazcık uzattı. Kendin ultisiyle işi birazcık uzattı. Kimse ölmedi. Şimdi ejderha alandıran Emre'nin. Royal Yurt kalan savaşı kazanabilecek mi? Hayır. Remyo'da düşecek. Burada ikiye birlik bir değişim ama daha bu Aurora'yı Royal'in akademisyen gibi de onu biliyor musun? O zaman niye akademisyen değilse akademisi oynasın abi. Aynen kanka işte. Akademisi yeniyorsa o zaman chat akademisini oynatsınlar. Bunu da biz mi söyleyeceğiz Uğur yani? Ha? Biliyorum kanka. Olacak şimdi dengeleyici kullandı. Oli Felix'in sıçrasını aldılar. Ama arkadan da Sevinay yakalanacak mı? Onda sıçrası var gerekirse. Ama ikinci kuleye de vurdurmayı başardılar. Bir ocağın çağrısı daha boşa gidiyor. Japon yakalandı bu arada. Ooo fight tamam. Güzel bir dengeleyici. Kindred ultisiyle beraber. Eramil kendisini kurtardı. Remyo içeride arkada pamın başı dertte. Holy Phoenix'e Madden'in üzerinde ama Air Ambulance çalışmaya başlayacak. Diğer tarafta yalnız. Stans bak Aurora 1-0 Royal 1-1 kanka. Alevizleri geliyor. Çaylak takımı arkadaşının kaderini takip ediyor. Aynen biliyorum. Öyle kötü bir yerde yapıldı ki bu savaş. Çalı da kurduğu muazzam tuzak. Arkada 12 kişiyi falan alev zonladı. Alev ruhunu getiriyor. Ve bu arada Aur Drake'leri almış. Mahvolmuş kralın kılıcı ve Kindred faktörüyle çok güçlü bir karar var. Remyo'nun ışınlanı var. 4 oğlum bu yeni Drake'lerde bu arada buff gelince çok OP bence bu ya. Bu yani meta. İçeri doğru girecekler mi? Remyo içeri girecek şimdi. Ormancı yetişemedi. Baron geldi. Orada Baron gitti ama geri dönüp savaşta neler olacak? Solda falan böyle maç kaybedince ezik gözüyle okuyorlar kanka takımlara. Sadece 2 kayıpla beraber bunu atlatacak mı acaba Aurora? Riskli bir Baron'du. Kesecekler mi önlerini? Önleri kesebilirler. Kuleleri var yalnız. Aa kule var. Kule altı yapacaklar mı acaba? Dengeleyici de geldi. Şimdi Fav arkadan geliyor. Sihirli Yıldız. Düzeltiyorum Yıldız Yağmur'u. Orada geri dönüşü engelledi Krumel'in. Buradan 2 skor daha çıkarabilir. Aman. Gidemiyor muydu lan benzi? Ama karşılığında 4 skor birden verdiler. Bir de 500 altınlık buraya kadar ödülü. Oli Felix'in oluyor. Oysa her şey de güzel başlamıştı. Her şey çok güzeldi. Baron'dan çıkarken fazla dağıldılar. Yani 5 kişi bir noktadan çıksalar sadece 1 ya da en fazla 2 kayıp vererek çıkabilirlerdi. Mert hala üflüyor. Mert ya. Üflüyorum abi ya. Tamam biraz daha düzelteyim o zaman. Kardeşim nasıl bir... Bence burada tecrübesi devreye girdi. Boğaz. Bak nasıl üflüyor önemli biliyor musun? Verdiğimiz rahatsızlık ötürü. Lütfen kusuruma bakmayın. Güzel. Phoenix'in sıçrasını almayı başardılar. Dengeleyici de yalnız boşa gitti. Eğer ki Royal Youth buradan çıkabilirse ama... Abi Fab. Ölüm cezası. Algos işlerin kötü gittiğini fark etti ve kahraman olmaya karar verdi. Harika oynadı orayı. Herhangi bir yetenek tuttuğu anda onun patlama etkisi çok açamıyorum ya. Ekstra dürtme yaratacak. Burada bir alan kapışması var. Krümel'in üzerine gidecekler. Yalnız Zonya'sı var. Krümel o Zonya'ya basacak mı? Arkaya güzel bir dengeleyici bıraktı. Zonya'ya da bastı. Şimdi yalnız Fab devreye girecek. Sevinay'ı kurtarabilecek mi? Sevinay'ı kurtarabilecek mi? Bakıyoruz. Hayır Sevinay'ı kurtarabilecek. Japon elde başı dertte. Oli Felix çok kötü kaldı. Ambulans orada. Oli Felix'i kurtarmaya yetmiyor. Aurora. Trash taşımış. Ve şimdi Fab'ın da üzerine doğru gidecek. O skoru da çıkarmayı başardı. Eramir seriye bağladı. Düşmüyor bu Kindred. Şimdi Eramir almayı başardı ama. 4'e 2 bakalım koruyabilecekler mi orayı? Çok kolay gözükmüyor ama Aurora risk almayacak gibi gözüküyor. Barona mı dönecekler? Ya, Kadim var, Kadim'e dönerler. Niye Barona dönsünler? Oraka ne ya? Taplin, Soraka... Meta bir de olsaydı. Bugün o taşıdı. Kanka onuruna hiç yakışmaz değil mi böyle? Sonra aynen abi. Sen bak... Top lane oynuyorsun. Hayatın boyunca top lane oynamışsın. Koç gelip Soraka verse var ya küfür gibi değil mi arkadaşlar ya? Düşsene ben geliyorum orada 250 kiloyum kanka. Soraka oynuyorum böyle heal at falan. Yani bak, olmaz. Beşiktaş maçında görürüz. Açmalık. Beşiktaş maçında. Tamam Beşiktaş maçında görelim. Görelim. Arkada aldılar Baron'u. Fena keri dedi. Kadim Ejderha başladı. 250 kilo adam Musul'u bakıyor. Şimdi totemle beraber görüyoruz. Bu şey Drake'i değil mi? Kanki. Abi bak benim düşüncem şudur ki ya şu Kadim Ejderhasını alınca Nexus neden patlamıyor şu durumda? Bitmiş. Anladın mı bak 4 tane evet. Drake'leri var. Kadim Ejderha alıyorlar üstüne. Yani Nexus'un otomatikman o Ejderhanın alınmasıyla birlikte patlaması lazım. Hiç uğraştırmayın yani ondan sonrası. Bak imkanı yok.
olacak. İmkanı yok. Medya yakalandı. Hemen orada kronometresi kullandı. Dengeleyici bu arada çok iyi gelmedi. Ön tarafta Japone tanklamaya devam ediyor. Ulti de geldi bu arada. Arka taraftan Japone. Riyoni tarafından düşürüldü. Fazla şimdi OP ya harbiden. Medya bak. Medli bir el atıyor. 3 kişi böyle zıplıyor yukarı. Malfight'ın Malfight ulti atıyor sanki. Abileriyle yendiler ve kadim patlamalarını gördün mü? Kadim ejderin etkisini... Şu kadimi nerfleyin ya. Olmuş olabilir. Ve Aurora oyun çoğu uzun bu arada tahtında dışarı dümdüz bitmiş aşağı çıkardı. Kadimi nerflemeleri lazım. Papa'nın süpürmesi maçında da söylemiştik. Bu maçta da söylüyoruz. Muazzam bir makro planları vardı. Edremir kerelemiş.